Kahvaltı için şimdi salçalı sosis yapacağım. Yumurtalar haşlanıyor. Burada şeyin altını. Şöyle bir küçük çizik attırayım. Şimdi sosislerimiz şöyle yağda biraz dönsün, kızarsın. Kızardıktan sonra salçalayacağız. Bu kadar kolay. Yaz tatili adeta bugün bizim için başlıyor. Okullar kapandığından beri nihayet bir tatil günümüz, bugün diyebileceğimiz bir sabah yaşıyoruz bugün. O yüzden biraz daha bir özenli, itinalı davranıyorum. Şöyle bir keyifle kahvaltımızı yapalım. Oğluma biz her gün kahvaltımızı keyifle yaptık ama üçümüz kızımla birlikte ancak bugün nasip olacak inşallah. Okul kapandığı gibi stajı vardı. Stajı nihayet bitti. Yumurtalarımızın alarmı. Kapatayım onu. Evet, hemen soğuk su içine de koydum yumurtalarımı. Birazdan onları soyarım. Bunlar da hazır zaten. Fırında patateslerimizle, baharatlı patatesle yaptım. Gördünüz, az önce koydum. Mesaj geldi. Ondan sonra bunlar da oldu sayılır. Her an çıkarabilirim onları da. Güzelce kahvaltı edeceğiz. Ve yaz tatili bizim için başlayacak. Kızım kalkıp hep sabahları apar topar sıkıştırdı. Hep birlikte şöyle keyifle yiyemedik. Bugün öyle olsun istedim. Birkaç gün bir arkadaşına tatile gitti. Stajı bittikten sonra akşam geri döndü yine. Geldi. Biletli bir yolu taktım. Çok hoş. Allah kesesine bereket versin. İnşallah. Oldu gibi bence. Şimdi altını kapatıyorum. Altını kapattıktan sonra şöyle bir
salça koyuyorum az bir şey. Ve şöyle biraz karıştırıyorum. Öyle su falan koymuyorum ben. Öyle hoşuma gitmiyor. Böyle hemen bunu onlara yedireceğim azıcık. Yağda da dönünce. Şöyle. Salçanın lezzetini alıyor sosislar bu arada. Çok güzel oluyor. Öyle uzun zamandır yapmadık ki. Genelde böyle sosis, salam severim de çok fazla yememeye çalışıyoruz. Böyle nadir, arada sırada. Daha çok sucuğu tercih etmeye çalışıyorum sağlıklı diye. Onu da çok fazla değil. Karaciğerimizi korumaya çalışıyoruz. Sağlıklı yaşamak için. Maalesef sağlıklar kaybedilmeye başladıktan sonra korunmaya çalışılıyor. İnsanoğlu böyle. Ve sosislerimiz hazır. Böyle. Harika görünüyorlar. Tabaklarını alayım onları. Ondan sonra patateslerimi de çıkarayım. Yumurtaları soyup kahvaltı. Patateslerim oldu. Yumurtalarımız. Salçalı sosislerimiz. Tamam. Şimdi pankek yapacağım. Pankek için bir çay bardağı su. Bizim çay bardaklarımız büyük olduğu için ben onu biraz altına indim. Ölçü olarak normal bir çay bardağı alırsanız suyu katıyorum. Yağı katıyorum yine bir çay bardağı. İki tane yumurta. Yumurta, bir bardak süt, su bardağı, bir çimdik tuz, bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı kadar zaten, bir tane kabartma tozu. Çırpayım. Birbirlerine özleşsinler. Bence karıştılar. Şimdi unu katmaya başlayacağım. 2 bardak un katılacak. Böyle bir kek kıvamı gibi olacak. Mikseri çıkarmadım ama topaklanırsa geçiş yaparım mikseri. Bu kızımın sürekli yaptığı bir tarif. Çok seviyor pankeki. Özellikle çikolata sürerek. Şimdi onu mutlu etmek için bugün bir pankek sürprizi yapalım. Şimdi bir kaşık, bir su bardağı un daha. Kaşık nereden çıktı?
Bence oldu. Şimdi pişirmeye geçelim artık. Şöyle aynı bildiğiniz bir kek kıvamı oldu. Pankeklerimizi pişirmeye başlıyoruz. Tavamızı yerleştirdim, ocağı açtım. Şimdi biraz sıvı yağ koyacağım. Çok az. Evet, pişirmeye başlarken şöyle yavaşça ısıtıyorum. Ölçü belirleyin kendinize. Mesela bir kaşık. Hepsinin boyutu aynı olacak. Kepçeyle yapınca daha büyük oldu. Ben de salata kaşığını aldım. Ve bu yüzlerin pişmesini bekliyoruz. Üstleri böyle göz göz olmaya başlayınca pişmeye yakın demek. Komple göz göz olacak. Kurumaya başlayacak üzeri. Piştiğini anlayacağız. Bu hazır olmaya başladı. Bu hazır sanırım. Çevireceğim şimdi. Tavam da hareket ediyor. Evet, çok güzel olmuş. Aslında 4 tane bile olabilir. Şuraya bir tane koyayım bunlar pişerken. Sabırla hamurumuz bitene kadar pişireceğiz. Şimdi bunlar sanırım oldu. Bakayım. Biraz daha dursun. Şöyle göstermek için size bir çevireyim. Şöyle olduğunda bildiğimiz akıtma hamuru gibi. Tek farkı biçimdik şeker konması bence ve küçük küçük olması. Paketlerimiz pişti. Sonra görüşmek üzere.
Merhaba. Şimdi biz kahvaltı ettik. Kahvaltıdan sonra bulaşıkları toparladım. Tavalarımı yıkadım fakat altlarına bir oldurdum. Yine sarardı. Bu sefer sabun deneyeceğim. Beyaz sabunla temizlendiği söyleniyor ya. Bakalım gerçek mi? Önce bir sarı bezimi koyayım böyle, bir sarı bez. Umarım temizler. Bunu ilk kez deneyeceğim. Rendeyi de alayım, rendeleyeyim. Biraz daha enderesan mı acaba? Bakalım. Bu kadar yetsin. Ne olacak? Şöyle. Şimdi bir tane tel, bulaşık süngeri. Bakalım. Başlıyoruz. Bakalım bir ulanınca ne olacak. Biraz temizlendi ama şurada küçük bir halka daha var. Buraya da yağ çözücü sıkacağım. Biraz da öyle beklesin.
Akşam için çorbam var dünden. Spagetti makarna yapacağım. Domates soslu olsun istedim bugün. Onu göstereceğim size. Makarna suyumu koydum. Ona ben tuz da ilave edeyim. Bir kaşık tuz. Şimdi makarna suyumun kaynamasını bekleyeceğim. Orada ben de makarna sosumu hazırlayayım. Ne yapacağım? Sarımsak ayıklayacağım önce. Çünkü buna soğan koymuş. Sadece sarımsak ve domatesten ibaret olacak. Blender'da çekeceğim domatesleri. Ve sosum pişecek, hazır olacak. Makarnayı herkes güzel yapamaz. Herkesin yaptığı makarna farklı oluyor. Bir de benim gibi görün. Bakarsınız, seversiniz ve denersiniz benim makarnamı da. Pişirme yöntemimi. Aynen böyle yine bazen kıymalı soslu yapıyorum. Bir gün onu da ayrıca yaparım. Görürsünüz. O da güzel oluyor. Bir de sebzeli yapıyorum. Sebze soslu makarna. Her sebzeden ne varsa katıyorum o gün evde ne varsa. Muhteşem bir lezzet oluyor. Çocuklar da zaten makarnaya bayılıyor. İnanır mısınız? Ben çok fazla sevmem. Çok nadir makarna yerim. Ama oğlum makarna canavarı. Şu küçüğü de yapayım. Yeter herhalde. Tamam. Bunu böyle kenara kaldırayım. Bunları rondonun içine direkt atıyorum. Domateslerle birlikte çekilecek. Hazırlaması çok kolay bir sosu. Domatesimizi de boşalttık. Şimdi burada bunları hemen lavabonun içine sonra elden geçecekler. Şimdi bu domates sosunun içine biraz yağ. Fazla koymuyorum çünkü makarna suyuna da koydum. Azıcık domatesin hakkı kadar olanı koyuyorum. Şimdi ben sizi bu tarafa çekeyim, alayım. Bir dakika. Tamamdır. Sizi de bu tarafa aldım. Uzakta kalmıştınız. Makarna suyumuz kaynamak üzere. Şimdi domatesimi kattım. Azıcık tuzumu, biraz yağ. Biraz yağ kattım. Birazcık da şeker katıyorum ben. Genelde domatese böyle bir kesme şekeri kadar. Nasıl diyebilirim? Çok az. O domatesin ekşiliğini alıyor ve aynı zamanda sirke katılıyor ama biraz pişsin. Piştiğinde ilave edeceğim ben. Biraz pişsin. Şimdi ben bunu böyle bırakacağım. Şu kenara böyle alayım kaşığı. Böyle
burada pişmeye devam etsin o. Hatta onu arka göze bile alabilirim. Bu arada ben makarnanın paketini keseyim, makasla açayım. Makarnam neredeyse pişmek üzere. Onu süzerken burada yağını kızdırmak istiyorum. Şimdi şöyle hemen buraya yağ alacağım. Bence yeter. Yani göz kararı ama yağını az tutunca da makarna güzel olmuyor. Onun yağı işte fazla da kaçtığında da güzel olmuyor. Çok güzel dengeleyebilmek lazım. Ne bileyim, göz kararı koyuyorum. Biraz daha ilave etsem mi? Çok az. Şimdi buradaki tek püf nokta yağını çok iyi kızdırmak. Böyle yanacak dereceye gelecek. Ben şimdi orada göstereceğim size. Makarnayı süzeceğim bu arada. Bu kıza dursun. Makarnamı süzdüm. Tencereme tekrar aldım. Şimdi yağım iyice kızacak. Biraz daha kızmasını bekliyorum. Bu arada elim kuruluyor mu iyice de tuz koyacağım, sıçramasın. Bu kızan yağ, bu çok çok büyük bir lezzet katıyor bence makarnaya. Tuz katıyorum. Yağ kızarken o böyle makarnanın üstünde çok güzel oluyor. Yani şöyle ne kadar az. Bir tatlı kaşığı yok. Şimdi bu öyle bir kızacak ki yanmayacak ama böyle yanık kızgın yağ kokusu almaya başlayacağım. Artık böyle dönecek kıvama gelecek. O anda kapatacağım ve üzerine böyle döktüğümde Jaws diye bir ses duymak lazım. İşte o zaman makarnayı yağla buluşturduğumuz an anlayacağız ki evet, yağımız yeterli. Eğer o istediğim ses çıkmazsa iyi kızdıramamışım demektir. Ve lezzeti daha az olur makarnanın. Bakalım iyice kızsın da. Şöyle bir domates sosuna da bir bakayım yarın da. O da bayağı kıvama gelmiş ama biraz daha pişmesini almış. Onu da indirdiğim zaman ocağın altını kapattığımda çok az kekik katacağım. Çok az da karabiber lezzetlendirmek için.
Benim yaptığım şekilde de denemenizi çok isterim makarnayı. Bakalım beğenecek misiniz? Beğenirseniz videonun altına yorum yazmayı unutmayın. Bakalım ağız tatlarımız uyuyor mu birbirine? Benim ağız tadımı sevenler çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Önce yağım neredeyse hazır olmak üzere. Tuzlar içinde dans etmeye başladı. Görüyor musunuz bilmiyorum ama bir tuz taneleri fokurdamaya başladı. Evet, dumanını görüyor musunuz? Duman çıkmaya başladı. Videoda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. Ve ben artık altını kapatmak istiyorum. Bence uygun an budur. Ve hemen hiç soğutmadan, biraz uzak durarak pencereden. Duydunuz mu makarnadan çıkan sesi? Şimdi ben ne yapacağım? Bunu şöyle bir karıştıracağım. Hatta bir kısmını bunun içine şöyle tuzunu alsın diye. Tekrar bu köşeden. Makarnalar spagetti olunca. Şimdi bunu böyle sıcak, iyi güzel her yeri yağlansın diye karıştıracağım. Ve makarnam hazır. Birazcık makarna alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu işte en zor olan kısmı da bu. Birbirine girmiş vaziyetteler. Bugün de uzun yaptım. Sizin karşınızda. Çok güzel. Yemesi çok eğlenceli olacak. Şöyle. Çok oldu. Hop. Allah'ım. Şimdilik bu kadar yetsin. Nasıl görünüyor? Harika. Nefis görünüyorlar. Şimdi üzerine sosundan biraz koyacağım. Bu kadar yetsin. Sos koyarken damlattım sizin için. Şöyle bir temizleyeyim. Bu salça da ocağıma geldi. Onu da alayım. Evet. Nasıl görünüyor? Maalesef bu ocak tarafında böyle karanlık kalıyor. Evim o taraf daha aydınlık oluyor. Burası biraz böyle loş ama harika. Çorbamız hazır. Salatamız. Bize afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Lütfen siz de yapın. Hazır böyleyken videomu kapatayım bu gece. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım beğendiğiniz bir makarna tarifi olmuştur. Yapıp denerseniz bana lütfen haber verin. Videomun altına yazın. Hepinizi çok öpüyorum. Selamlar Bursa'dan. Beni takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.
Hoşça kalın.